sen de böyle. Aşık ol da bak birine. Ben oldum da ne oldu sanki senin gibi birisine. İnşallah ol sen de böyle. Aşık ol da bak birine. Ben oldum da ne oldu sanki senin gibi birisine. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini, hep ismini anarım. Karlar düşer, düşer düşer ağlarım. Hep ismini. Değerli izleyenler, TRT Spor ekranlarına hoş geldiniz efendim. Daha diyeceğiz, yine Türk spor tarihine damga vurmuş isimlerle çok güzel bir program sizleri bekliyor. İzlediniz, kendisini nasıl anons edeceğimi bilemiyorum ama bir efsane diyelim. Hocam teşekkür hoş geldiniz, ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Mehmet İyiyim, Özle sağ ol. Konuğumuz. Sen nasılsın? Çok teşekkürler hocam, sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Ben teşekkür Enerjiniz ederim. Harika. Şöyle bir nostalji yaptık fotoğraflarınızdan ama hiçbir şey değişmemiş sizde. Aynısınız. Teşekkür ederim iltifatın için. Korumaya çalışıyoruz, öyle diyeyim, ne diyeyim. Nasıl koruyorsunuz hocam, hemen alalım. Sporu bırakmadık. Ya işte, üç tane çok önemli şey var bence. İyi beslenme, uyku ve iyi antrenör olmaya, antrenman da bırakmama çok önemli. Biliyorsun futbolu bırakan birçok arkadaşımız, dostumuz o anlamda sıkıntı yaşayabiliyor. Ben aynı ciddiyetle devam etmeye çalışıyorum. Belki de o biraz bizi formda tutuyor. Sizin jenerasyonun evet, yani gördüğümüz kadarıyla. Fena değil, öyle diyelim. Yine arkadaşlarımız var ama. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Bu ara hayat sizin için nasıl akıyor? Yoğun. Hafta sonları zaten aynı yerdeyiz, TRT'deyiz. Onun ciddi bir yoğunluğu oluyor. Ama bundan son derece mutluyuz. İyi bir ekibimiz var. İyi bir enerjimiz var. Öyle düşünüyorum, öyle hayal ediyorum. Çünkü onu dışarı çıktığım zaman geri bildirim olarak da alıyorum. O bizi mutlu ediyor. Bunun haricinde aileyle biraz daha, çocuklarla yoğunluk var. Büyüme çağındalar. Sorunlar, sorunları çözme, okul, birçok parametre var hayatın içerisinde ama güzel gidiyor. Yani sağlık iyi olsun, diğerleri de hayatın içinde olması gereken her şey hallediyor. Aynen öyle. Hocam çok heyecanlıyım bir efsane böyle karşı karşıya gelmekten dolayı. Şimdi tabii sizin kariyerinizi nasıl anlatacağımızı bilemedik. Ne tarz sorular sorsak onu da bilemedik ama dünden bugünden hocam, yani o kadar renkli, o kadar dolu dolu bir kariyerden bahsediyoruz ki. İnişler çıkışlar. Hayat var, olduğu doğru. gibi. 135 gol sadece tek bir takımda 13 yıl. Bravo, bunu ilk defa sen sordun biliyor musun? Ya bu soruyu sordular. 135 gol dediler ama bu soruyla birleştirdiğin tek bir takım var. Tek bir takımda atmak. Ve Avrupa Kupaları, Türkiye Kupalarına dahil ettiğimizde bu sayı aslında daha da artıyor. 150'leri buluyor diyebiliriz. Doğru. Bir orta saha için inanılmaz bir sayı değil mi? Yani 14 sene ortalama 12'nin üzerine hiç altına düşmemişim. 16-17 attığım bir sezon var, o da Toşak'ta sanıyorum. Biraz da sıkıntı yaşadık aslında. En sıkıntılı dönemimdi ama en de başarılı olduğum süreçmiş gol anlamında. 135 gol bugün itibariyle düşündüğüm zaman hayal edemiyorum. Çok net bir orta saha oyuncusu olarak. İkincilikten geliyorsunuz Beşiktaş takımına. Var olmuş, oturmuş bir kadronun içine monte oluyorsunuz. Ve 14 yıl bir fiil aralıksız, 13 yıl pardon, özür dilerim. 13 yıl bir fiil oynuyorsunuz. Kolay değil.
Zaman zaman sıkıntılar, inişler, çıkışlar hep oldu ama hiç mücadele etmekten vazgeçmedim oynadığım süreçlerde. Gençlere de hep onu tavsiye etmişimdir. Önemli olan bu baskı altında hayatınıza yön vermeye devam edecek misiniz yoksa kabullenecek misiniz? Biz hep mücadeleyi, hep hayatın içerisindeki mücadeleyi seçtik. Bugün itibariyle şimdi hep çalıştırdığım takımlarda orta saha oyuncularına hep onu söylüyorum. Yani Anadolu takımında bir orta saha oyuncusu, bunu programlarda da ifade ediyoruz. Rakip 18'e girmeli. Yani en azından sezonu 7-8 golle bitirmeli. O zaman farkındalık yaratabilir bir orta saha oyuncusu. Ama günümüzde çok fazla orta sahaları rakip 18'e atamıyoruz. Bunu da hep dile getiriyoruz ama oraya ne kadar çok girerseler topla buluştuklarında çözümü daha çabuk üretebilirler diye düşünüyorum. Ve gollerinize baktığımızda da yani kafa golleri, sol her ayak, türü. Her türü. Özellikle kafa golleri, evet, değil mi hocam? Evet, var. Çok başarılı. Çok enteresan enteresan goller var. Zaman zaman ben de Instagram'da paylaşıyorum. Sağ olsun arkadaşlar atıyorlar. Hem geçmişi biraz yad etmek hem de nasıl o golleri atmışız. Hani biraz da yeni nesle, evet, bazıları tabii bizleri seyredemediler. Ben 2001'de bıraktım. 4 Ağustos 2001. 22 sene olmuş. Çok uzun bir zaman. Ama tekrar geçmişe gidip bu golleri paylaşarak toplumla, genç nesille birleştirmek herhalde onlar adına da güzel. Bence bizi tanıma adına da herhalde güzel hocam, diye düşünüyorum. Hocam yeni nesil de sizi tanıyor. Ya, 10 yaşındaki... Golleri belki tanımıyorlar. Böyle söyleyeyim. Bizi olabilir. Evet, 10 yaşındaki kuzenime sizin geleceğini söylediler. Bir heyecanlandırıyor. Şifa Mehmet mi diye. Evet, yani o yüzden yeni nesil de sizleri tanıyor, öyle demeyin. Evet. Şimdi tabii Mehmet Özilek deyince konuşacak çok konu var. Onların biri de hiç kuşkusuz jübileniz. Yani tarihe, evet, geçen bir jübileden bahsediyoruz. Yurt içi, yurt dışı herhalde böylesi çok yaşanmadı. Yok. Fatih Hoca, Milan, Rıza Hoca, Feyyaz Hoca, yani onların oynaması, 40 bine yakın taraftar, Beşiktaş taraftarının önünde çok da önemli bir nedene de amaç içinde bir arada olan bir jübileden bahsediyoruz. Doğru. Bizi bir o anlara götürür müsünüz hocam? Evet. Nasıl bir gündü sizin için o akşam, o gece? Heyecan verici, onu söyleyeyim. Tabii insanlar hep son anı görüyor ama orada bir hazırlanış süreci var. 6 ay kadar bir süreç. Burada tabii başta Beşiktaş Kulübü, Fatih Hoca, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve şahsım. Amatör ruhla çalışan profesyonel insanlardan kurulu bir ekip. Başlarken de acaba dedik ki hani kendi ülkelerin bireysel iyi oyuncularını getirip bir karma mı yapmak, yoksa Avrupa'nın yani elit takımlarından birini mi getirmek? Fatih Hoca o zaman Fiorentina'da çalışıyor. Bunu paylaştım. Dedi ki biraz bekleyelim Mehmet dedi. O ara tabii Milan işi vardı. Kontrat imzalanınca biz bu teklifi Milan'a yaptık. Onlar da tabii işin içinde TGV olunca, yani çocukların geleceği, eğitimine destek vermek adına böyle bir projenin içinde mutlulukla olacaklarını ifade ettiler. Biz zaten Beşiktaş takımı olarak bu işin içinde ana faktörüz. Çok yol kat ettik ama ya. İnanılmaz derecede. Sıfırdan başladığımız gün itibariyle toplumun bize verdiği enerjiyi, sanatçıların bize verdiği, siyasetçilerin bize verdiği o güven ve enerjileri, yoktan var olan bir jübileyi belki hayal edilmeyecek boyutlara çıkaran toplumsal bir olay haline getirdi. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu, Anteplisi, Malatyalısı hiç fark etmeden, ayırt etmeden müthiş bir destek verdiler. Ve Türk futbol tarihine de 4 Ağustos 2001 tarihi futbol adına muhteşem bir jübile olarak geçti diyebilirim. Bunun ana aktörü de şahsım olduğu için de son derece mutluyum, onu söyleyeyim. Bu projeyi organize etmek de kolay bir şey değil. O yönden kendimi çok şanslı hissediyorum. Biraz da o süreçte çok sakin kalarak, doğru kararlar vererek bir sonraki hayatımı planlama adına doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çünkü ben hep hayatımda spontane yaşamadım. Hep planlı gitmeye çalıştım. Bunun evveliyatına geldiğim zaman, ben Maraşspor'dan geldiğimde Beşiktaş'a, Beşiktaş takımında bir hedefim var dedim ki bu 11 oyuncusu olmalıyım, kalıcı olmalıyım. Orayı başardıktan sonra dedi ki milli takım oyuncusu olmalıyım. Onu da bize futbol verdi.
Akabinde başka bir hedef nedir? İşte Beşiktaş takımında takım kaptanlığı yapabilmek ve sonunda da futbolu zirvedeyken bırakabilmek. Birçok kişinin yapamadığı bir şey bu aslında. Neden yapılmıyor hocam? Onu da size sormak bilemiyorum size. Yani ben de bıraktığımda bana insanlar dedi ki 2 sene daha oynayabilirsin. Hakikaten fiziksel yapımda bunu destekliyordu. Ki bir jübilelerde biliyorsun ilk 10 dakika oynanılır, omuzları alınır ve teşekkür edilir. Biz bu organizasyonu yaparken fiziksel olarak da 90 dakika oynayabilecek gücüm var. Bu konuşmayı da yaptık ekip birlikte. 90 dakika oynayabilirim dedim. Evet oynayabilirsin dediler ama orada o devre arasında yaptığımız görsel bir şölen var. Bunu eğer maçın sonuna bırakırsak insanlar stadı terk ederler. Yoğun bir süreç olur. O temayı tam olarak topluma veya stada gelenlere aktaramayız ifadesi kullanıldı. Öyle olunca o zaman 45 dakika oynayalım dedik. 45 dakika, 44-45. Dakika ışıklar bir söndü. Söndükten sonra zaten o duygusallık, o ambiyans zaten. Felaket bir ambiyans, harika bir ambiyans. Onu kelimelerle anlatmak çok zor. Benim de tüleyim diken diken olacak. Onu şöyle anlatayım. En sonunu tabii çocuklar işte forma iniyor. 10 bin çocuğa eğitimine destek vermek. Bunlar görsel olarak çok hakikaten anlatılmaz yaşanabilecek bir gece. Oraya gelen 40 bin kişi de bence o günün en şanslı insanları, çok net söyleyeyim. Tabii bu işin bir de tek başına kaldığın anı var. Bence en önemli an o an. Soyunma odasına gittiniz. Devre arası bitti. Sonra tekrar stada çıktık. Maçı seyrettik. Maç bittikten sonra işte rakip takım oyuncularını yolcu ettik. Herkes gitti stattan. İşte benim aile dostum var Erkut diye. Erkut Soy'dan. Onunla ikimiz kaldık sadece. Ne düşündünüz hocam? İşte orayı anlatacağım şimdi sana. Çok güzel. Şimdi ikimiz statta kaldık. Tabii yaşadığımız anlar, o stresler, gerginlikler, hata olmaması çok yıprandık o süreçte. Ama ülkenin eğitimine, çocukların geleceğine çok büyük bir ekonomik katkı sağladık. Onu söyleyebilirim. Burada da tabii TGV, Allah rahmet eylesin, Sunakır Aç Hanımefendi'ye çok bir kere daha buradan sevgilerimizi iletelim. Gani gani rahmet eylesin. Onun çok büyük bir emeği var. Ve biz o akşam Erkut'la birlikte ikimiz baş başa kaldığımızda bir süre hiç konuşmadık. Ve ben Erkut'u evine bıraktıktan sonra arabayla birlikte eve doğru tek başıma harekete başladım. İşte o arada ondan sonra biraz daha herhalde duygusallık, o yoğunluk, ne dersen de adını nasıl koyacaksan koy onun. Bütün yaşadıklarım böyle film şeridi gibi. Araba kullanıyorum ama hayatım böyle önümden geçiyor. Yani işte Beşiktaş'a gelişim, oradaki süreç, milli takım, işte o karar vermem, organizasyon, rakipler, işte Milan'ın gelmesi, bir gece evvel gala yemeği, maç falan filan. O ara böyle hafif duygusallıkta biraz olunca kendi kendime kalmanın getirdiği belki o stresin verdiği bir doğaçlama ve boşalma oluyor ya böyle. İşte gözlerinden ufak ufak yaşlar gelmeye başladı. Dedim ki sen ne oluyor falan. Ama hayat yarın itibariyle tekrar başladı. Yeniden başlıyor. Yeniden bir hayat planlaması. Ve ben sanıyorum 2 veya 3 gün sonra İngiltere'ye gittim. Yani ve ben bu ülkede 4 Ağustos 2001'de ertesi gün 5 Ağustos'ta falan sokakta yürüyemiyordum. Yani hadi çocuklar, Beşiktaşlar, Galatasaraylılar, futbolu seven insanlar ama öyle bir hale geldi ki babaanneler, dedeler, herkes amcalar, çocuklar, öğretmenler, müthiş derece bir sevgiseli. Tabii ama hayat devam ediyor evet ve bir yeni kararlar vermek zorundasınız. Ben biraz daha geçmişi tekrar hatırlama adına kimseye haber vermeden yapılan bir organizasyonumuz vardı. Bu bitmeden önce bu organizasyonu da yapmıştım. Yani bu planlamaydı benim çok için. Çok temkinli ilerlemişsiniz hayatınızda. Evet, biraz öyle oldu. Planlı, programlı. Zaten sizi araştırırken de planlı olduğunuzun hep böyle altını çizmişler. Yani her röportajınızda biraz öyle, biraz öyle. Var. Peki hocam şunu da sormak isterim. Neden artık bir jübile kültürü kalmadı? Yani dünyaya baktığımızda da öyle. Jübile maçları, jübileler çok fazla gerçekleşmiyor gibi sanki. Öyle gibi görünüyor. Bence her oyuncunun da o duyguyu, o akşamı yaşamasını isterim. Ha bu kadar olur mu onu bilemem tabii. Yani o gün işte Türkiye eğitim gönüllerinin olması, Milan'ın olması, Fatih Terim, Mehmet Özdilek ve Beşiktaş'ın olması böyle bir grubu çok farklı bir boyuta getirdi. Çok ciddi bir organizasyon çıktı.
Bunu her daim olabilir mi? Biraz zor gibi görünüyor. Ama her profesyonel futbol oynamış, büyük takımlarda uzun yıllar hizmet etmiş tüm arkadaşlarının vedayla futbola son vermelerini isterim gönülden. Ama tabii o stadı doldurmak da çok önemli. Boş statlar oynamak çok zor. Günümüzde de bakıyorum, yani jübileleri bırakın, lig maçları birkaç takım haricinde boş türbinler oynanıyor. Yani kolay bir süreç değil, kolay bir organizasyon değil ama ben herkesin, özellikle büyük takımlara emek vermiş, yıllarca burada hizmet etmiş birçok arkadaşımın o duyguyu yaşamasını isterim. Hala böyle Galatasaraylı, Fenerbahçeli taraftarların yorumuna baktığımızda da sizinle ilgili çok güzel şeyler söylüyorlar. Sağ olsunlar. Bu konuda böyle yolda yürüdüğünüzde, karşılaştığınızda aldığınız tepkiler nasıl oluyor? Tabii şimdi yorumculuk var biraz daha. Yok, yine aynı, fark etmiyor. Fark etmiyor. Her şey ya, çok Galatasaraylı arkadaşım var, çok Fenerbahçeli arkadaşım var. Kabusumuz da diyorlar ama altını çiziyorlar. Çok büyük sevgiye, saygı duyarak. O dönemde. Son yıllarda evet, özellikle futbol hayatımın son 5-6 yılında hem Galatasaray hem Fener maçlarında, ki Fenerbahçe biraz daha farklı, son 5 senesi Galatasaray daha farklı, her maç gol ürettiğim müsabakalar oldu. Büyük müsabakalar, derbi müsabakaları. Ama tabii saha içinde işimizi doğru yapmaya çalışan bir karakterdim. Ben oyunculuğumda da böyleydim. Yani verdiğim mesajı çok sağlıklı vermeye, içi dolu olarak vermeye çalışırdım. Maçlardan sonra da çok konuşmadan olayı doğru aksettirmeye çalışırdım. Ki bazı dönemlerde, ki biliyorsun bizim Fulya tesisi Beşiktaş'ın göbeği. Yani sıkıntılı yaşadığımız süreçler de oldu orada. Yani gidip birebir muhatap olduğum durumlar da oldu ama orada bile hep itidalli davrandım. Yani empati kurmaya çalıştım. Hem bu karşıdaki... çok önemli değil mi hocam? Yani bir futbolcunun itidalli olması, ya insanlara karşı tarafı veriyorum. Dinlemesi. Tabii. Ne olursa yani olsun, empati kurmak çok önemli. Onların psikolojisini görüyorsunuz. Yani siz de onlar gibi gittiğiniz zaman arada mümkün değil, anlaşmak şansınız yok. Yani orada tabii insanların duyguları çok yüksek seviyede oluyor. Siz kaybetmişsiniz, tam alt seviyedesiniz. Biri çok üstte, biri çok altta. O dengeyi kurmak kolay değil. Ama önemli olan oradaki vücut diliniz, beden diliniz ve söylemleriniz çok önemli. Orada orta noktayı çok bulduğum olmuştur. Yani arkadaşlarım adına biraz daha sağlıklı düşünmeyi, buradaki taraflar adına biraz daha oraya gidip sakinleştirme adına çok arada kaldığım dönemler olmuştur ama hep çok sağlıklı geçti bu süreç. Şimdi futbolda tabii geçmiş dönem, şimdiki dönem diye bir şey söz konusu olmuyor ama sizin döneminize baktığımız, özellikle 85, 90, 95. O dönemde tüm takımlarda yıldız sayabilirdik. Belki 10, tabii. Belki 15. Ama şimdi günümüze baktığımızda oyuncu kalitesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir takıma baktığımızda belki bir ya da iki maksimum bulabiliyoruz artık. Hangi tarafından söyleyeyim sana? Ne tarafından bakayım? Bak dedim de ne taraftan bakayım? Siz nasıl uygun görürseniz. Bireysel oyuncu performansı adına baktığın zaman evet, bizim zamanımızda çok yetenekli oyuncular vardı. Sadece Beşiktaş'ta değil. Galatasaray'da vardı, Fenerbahçe'de vardı, Trabzon'da vardı, Malatya'da vardı, Antep'te vardı. Belki orada 2-3'er tane her takımda sayabileceğim. Sadece 4 büyüklerde değil, Anadolu takımlarında tabii, da tabii, çok tabii. Vardı. Genel olarak her takımda sayabileceğim 2-3 tane çok yetenekli oyuncu vardı. Şöyle tabii, günümüzde yetenekli oyuncu çıkarma sayısı ve çıkan oyuncu sayısı çok az, çok fazla değil. Ben çok şey sevmiyorum. Yani bizim zamanımız, geçmiş zaman, bazen ebeveynler diyor ya işte bizim zamanımızda böyleydi. Ya o zamanla bu zaman çok farklı. Biz entegre olmaya çalışıyoruz iki tarafa da. Çünkü hem bu tarafı görmüşüz hem bu tarafa ayak uydurmaya çalışıyoruz. Zaman zaman gelgitlerimiz oluyor ama ben sokakta büyüdüm. Ben futbolu sokakta öğrendim. Yani ver kaçı duvar, işte birisi yayan gelirken, böyle oyun devam ederken, adam yürürken duvarla ver kaç yapıp adamı eksilttim. Yani İşte araba gelirken bir anda reaksiyon verip kenara çekildim. Yani bunlar doğaçlama gelişen hep şeyler. Altyapılar bu kadar etkili değildi, bu kadar güçlü değildi. Ama sokak futbolu bireysel futbolun gelişimine çok katkı getirdiğini düşünüyorum. Şu anda ruh yok o zaman, öyle mi? Şu anda yani sokaklarda. Şu anda yok. Sokak var mı? Yok. Dolayısıyla bir sistem içerisinde bütün yük çocuklarda gibi görünüyor ama ebeveynlerde, onları oraya götüreceksiniz, antrenman yaptıracaksınız ve tekrar evinize getireceksiniz. Hele İstanbul'da falan çok zor bu işler. Ligimize baktığımızda
Nasıl değerlendiriyorsunuz oyuncu kalitesini? Ha bir de eskiyle ilgili şunu söyleyeyim. Yani geçmişte yabancı oyuncu profili bizde yoktu. Çok gelmiyordu. Max bizim oynadığımız dönemlerde 3 taneydi maksimum getirebileceğin. O zaman da Türkiye'ye yabancı oyuncu gelmiyordu. Yani tercih etmiyordu. Hani ne tür oyuncu getiriyordunuz? İşte 35 yaş üstü, 36, 37, 30'da. Yavaş yavaş dönemin sonunda. O dönemlerde daha çok hep Türk oyuncularla mücadele ettiğiniz için Türk oyuncunun gelişimine de çok büyük faydası oldu o sürecin tabii ki. Şimdi bakıyorsunuz mecburiyetten 3 oyuncu oynatıyoruz. O mecbur olmasa belki birçok takım 11 yabancıyla çıkacak. Bu da tabii sizin Türk evlatlarınıza verdiğiniz değeri biraz daha ortaya koyma adına sakıncalı bir süreç diye düşünüyorum. Rekabet olmalı. Muhakkak ki olmalı. Rekabet başarıyı getirir zaten. Ama bu rekabet içerisinde iki taraf da eşit olmalı. Şimdi Anadolu'da da bu böyledir. Federasyon bu kanunu çıkarırken size illaki alın diye zoraki bir kural koymuyor. Ama Anadolu'da ne var? İşte yabancı kuralı işte 14 ise 14'te alabiliyorsunuz. 14'ü de değerlendirelim diyorlar. Ya değerlendirmeyin. 6 tane alın. Ama size değer katsın. Takımınıza değer katsın. Şehrinize değer katsın. Konuşulabilir hale getirsin takım olarak sizi. Ama şimdi eşit seviyede oyuncu profiliniz varsa, kaliteniz varsa o zaman benim tercihim her zaman Türk oyuncudan yana. Çok net. Ama iyi oyuncular muhakkak ki Türk oyuncuların gelişimine katkı sağlayacaktır. Zaten biz burada iyi oyuncuyu hiçbir zaman tartışmıyoruz ki. Ortak noktada çok buluşuyoruz. Zaman zaman hep deriz zaten. Yani ilk antrenmanda oyuncular gelen oyuncunun iyi mi, sıradan mı, vasat mı olduğunu kararını verirler zaten. Hemen direkt öyle. Hemen. Onun için bu iyi antrenör için de geçerli. Yani rekabet olmalı. Yani bu ara yani'yi de çok kullandım. Yabancı antrenör tercihi de olabilir. Bu da Türk antrenörünün rekabetini artırır. Ama aynı düşünceye, aynı görüşe sahip olmak lazım. Yabancı antrenör gösterdiğin o özgüveni, o sabrı Türk antrenörü de göstermeliyiz. Çok çabuk harcayabiliyoruz. Özellikle ilk haftaları da baktığımızda geçen sezon vesaire hemen böyle teknik adamlarla yollar ayrılıyor. Peki işin direkt adresi orası. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Peki şu an ligimize baktığınızda sizi en çok heyecanlandıran Türk oyuncular kimler? Şöyle söyleyeyim. Arda bir kere geçen sene Arda Güler çok iyi oyuncu olacak. Daha olmadı bana göre olacak. Müthiş yetenekleri var. Ama biraz oynayarak gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın en büyük kulübüne gitti. Oraya gitmek evet bir seçenek. Orada kalmak daha zor şimdi. Kalmak için mücadele etmeli. O potansiyeli var. Aldığı zaman doğru kullanmalı. Yeni nesilden gelebilecek oyuncular içerisinde geçen sene Beşiktaş'ta, iki sene evvel Beşiktaş'ta Emirhanlar falan vardı. Torino'ya falan gittiler ama orada tutunamadılar. Şimdi yeni nesilden gelen oyuncular var ama şimdi bunları çok çabuk yükseltiyoruz. Bir süre sonra hayal kırıklığı oluyor. O zaman olmuyor. Onun için biraz sakin ve sabırlı gitmek lazım. Türkiye'de oyuncu çıkmama gibi bir sorun olmaz. Mümkün değil. Oyuncular çıkacaktır. Ama önemli olan burada biz bu oyunculara ne kadar şans vereceğiz, ne kadar değer katacağız. Çünkü özellikle 3 büyük, 4 büyük dediğim takımlar bir hedef doğrultusuna gidiyorlar. Rekabetin içerisinde Türk oyuncudan çok seni hedefe götürecek, hedefi kazandıracak oyuncu tercihleri tabii bu rekabette Türk oyuncuları ve genç oyuncuları biraz daha geriye ittiriyor. Önemli olan burada genç oyuncuyu ortaya performans olarak atabilmeniz için de kadro istikrarınız ve takım istikrarınızın oluşması lazım. Her sene Türkiye'de şöyle bir algı var. Her sene 13-14 oyuncu değişiyor. Yeni bir takım kuruyorsunuz. Şampiyon oluyorsunuz, yeni bir takım kuruyorsunuz. 13-14 tane oyuncu geliyor. İşte diyorsunuz ki bu sene başarılı değilim. Bir 15-16 tane daha oyuncu alalım. Ciddi bir sirkülasyon oluyor. Bu kadar sirkülasyonun olduğu yerde sadece anlık başarılarla mutlu olursunuz. Daimi bir süreç, başarılı. Süreklilik zor zaten. O zaman sürekliliği sağlayamazsanız, evet bu sene şampiyon olduk, mutluyuz ama seneye bilemezsiniz. Onun için istikrar çok önemli. Hocam sizi bulmuşken tabii şimdi Beşiktaş'ı da konuşmadan bırakmayız elbette.
Sezon bu sezona çok da iyi bir başlangıç yapamadı. Çok tartışılan konular var. Onlardan bir de sezon başından itibaren bir oyun planının olmadığına dair çok fazla eleştirel bakış açıları var. Evet. Nasıl buluyorsunuz şu anda Beşiktaş'ın durumunu? Sadece benim değil, hangi Beşiktaşlı'ya sorarsanız sorun, hiçbiri mutlu değil. Tabii sezon başı takım planlaması çok önemlidir. Bu planlamanın içerisinde tabii bu sene şöyle bir avantaj vardı aslında Şenol Hoca ile birlikte. Herkesin ortak görüşü geçen sene devre arasında yapılan transferlerle birlikte geçen senenin ikinci yarısını çok başarılı geçti Şenol Hoca ve Beşiktaş kulübü. Hatta son maçı kazansa Konya'yı ikinci bitirecekti. Yani puan ortalamasında da Galatasaray'la birlikte hemen hemen aynıydı. Bu seneye başlarken tabii geçen senenin eksiklikleri belli. Bu eksiklikleri giderme adına bir transfer politikası. Ama sezon başı kampına bu transfer politikasıyla düşündükleri, hayal ettikleri, takıma katmak istedikleri oyuncuların hiçbirini buluşturamadılar. Sezon başı da çok önemlidir oyuncuların sezon başı antrenman periyodu. 6 haftalık bir periyottur. Yani onu lige hazırlarsınız. İşte öncesinde Konfederasyon Kupası elemeleri var. Onlara hazırlanırsınız. Maalesef yeni gelen oyuncularla bu birlikteliği yakalayamadı Beşiktaş takımı. Peyderpey müdahil olmaya çalıştılar. Aslında bakıldığı zaman da sayıca da fena oyuncu almadılar. Yani sayı olarak fena değil de performans olarak daha onu göremedik. Ama gelen her oyuncuda bir sıkıntı vardı. Ya çok uzun sakatlıktan yeni çıkmış, ya uzun zamandır oynamıyor. Tabii bu tür sıkıntılar, ya da uzun zamandır antrenman yapmıyor. Bu tür sıkıntılar oyuncuların takıma adaptasyonuna biraz zorlaştırıyor işi. Çok transfer hamleleri de yaşandı o esnada. Beşiktaş'ın gelenler giderler alınabilir de alınmayan, onlara çok fazla girmiyorum. Sadece gelenler üzerinden yapıyorum. Bunun yanında tabii oyuncu transferi yaparken bir de aile periyodu ortaya çıkıyor. Yani eşi, çocukları, yeni bir kültüre ilk defa, bazıları ilk defa ülke değiştiriyor. Dolayısıyla bu ülkenin örf ve anneleri var, yaşam tarzı var. Buna adaptasyonu, eşinin adaptasyonu, okul, çocuklarının okul periyodunu ayarlamak zor, hakikaten zor. Tabii bu tür organizasyonlar veya organizasyonların sağlıklı olmaması oyuncunun saha içi performansına da muhakkak ki etki ediyor. Ama Beşiktaş'ta sezon başı itibariyle eksikler belliydi. Stoper eksiği vardı, orta saha eksiği vardı, 10 numara vardı, kanat eksikleri vardı. Belki santrafor'da bir alternatif oyuncu alınabilir ifadeleri kullanıyordu. Transferler yapıldı ama performans olarak 11. haftaya kadar beklentinin çok altında kaldı. Hepsi çok net söyleyeyim. Tabii geçen seneki oyuncuların performansı da biraz geriye gelince o zaman beklenilen Beşiktaş'ın ortaya çıkma şansı mümkün değil. Olmadı. Aboubakar'dan beklenti çok fazlaydı ama bu da belki son iki haftaya kadar acaba senin söylediğin kelime ön plana çıktı. O sürece kadar da Beşiktaş'ın bütün Avrupa Kupaları veya Türkiye Ligi'nde hep Aboubakar'ın bireysel yeteneğiyle sonucu elde etti Beşiktaş takımı. Ya da duran toplarda işte Koli zaman zaman çıktı, işte Beyli çıktı, golü buldular. Ama saha içine baktığınız zaman yani ne oynadığını bilen Beşiktaş takımı yok. Bir oyun formatı yok. Yani dersiniz ki ben önde basacağım. Bu bir anlayıştır ve takdir görür. Dersiniz ki ya ben ya da çok savunma yapacağım ama kaptığım toplarla da hücuma çabuk çıkacağım. Bu da bir anlayıştır. Ama bu tür anlayışları göremediğiniz zaman hep bireysel oyuncuların o günkü performansına dayalı bir oyunla Beşiktaş takımı bu sürece kadar geldi. Şimdi de bir değişim var Beşiktaş'ta sezon ay sonunda. Bir seçim olacak. Nasıl bir başkan görmek istiyorsunuz Beşiktaş'ın başında? Yani bu benim tabii şu gün itibariyle çok net cevap verebileceğim bir şey değil. Bütün Beşiktaşların hayali Beşiktaş'ın tekrar o güçlü, sahada güçlü, saha dışında güçlü bir kimliğe tekrar bürünmesi. Çok net söyleyeyim. Biraz geri kaldık gibi görünüyor. Gelen başkanın da işi kolay değil. Çünkü şu gün itibariyle Beşiktaş camiası evet biraz morali bozulmuş, biraz hedeften uzak kalmış bir yapıyor. Düşmüş biraz. Biraz hakikaten şeyi de düşmüş. Temposu düşmüş.
biraz mutsuzluğu çok fazla olmuş. Hatta futboldan konuşmak istemeyen bir Beşiktaş taraftarı var. Tekrar onları ayağa kaldırmak için önceliği tabii o planlamayı yapmaları lazım. Onu ben söyleyemem tabii ama öncelikle Beşiktaş için hayırlı olmasını diliyorum. Ama gelen başkanın işi hakikaten çok zor. O planlamayı yaparken öncelik devre arasında neler yapabileceğine bakmalı. O atraksiyonları yapmalı. Bunları yapacak başkanların bu tarafa talip olduğunu da biliyorum az çok. Dolayısıyla bu sürece hep beraber bakacağız, gözlemleyeceğiz. Beşiktaş adına hayırlısı olur inşallah. Sizin röportajlarınıza da baktığımızda Beşiktaş'a dair, ileride Beşiktaş başkan olmak istiyorum aslında. Çoğu açıklamalarınızda bu cümleyi geçirmişsiniz. Görecek miyiz hocam? Yani ileride bu hedef hala devam ediyor mu? Ya da farklı teklifler var mı şimdiden? Şimdi tabii bu hedef ne noktada şu an? Seçim arifesindeyiz ya. Bununla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama Beşiktaş bizi biz yapan en büyük değer. Biz bir de rahmetli Süleyman abi döneminin hayat okulu diyelim oraya, yani üniversitesi diyelim, üniversitesinden mezun olan şanslı kişileriz. Onun o süreci yaşayan bireyleriz. Çok öğrendiğimiz şeyler var. Hem oyunculuk döneminde hem ondan sonraki süreçte futbolu bıraktıktan sonra biraz daha samimi olma şansımız oldu öbür türlü. Çünkü oyuncu başkanken çok daha farklıydı. Futbolu bıraktıktan sonra ailece biraz daha iç içe girdik. Bizim hayatımıza kattığı çok değer var Süleyman abinin, rahmetlinin. Beşiktaş'la ilgili hedefler hiçbir zaman bitmez bizde. O dönemin jenerasyonunda hepsinde vardır bu. Herkes der ki ya saha içi olmaz mı? Saha dışı, saha içi kadar kıymetlidir. Beşiktaş'ın hangi platformda olursanız olun, oraya emek veren herkesin de hakkıdır diye düşünüyorum. Benim böyle bir planlamam var. Ama bugün ihtimalle çok erken. Onun için biraz içeri girip biraz benimsemek, biraz oraları koklamak gerekiyor. O zaman içeri girecek misiniz kadar... hocam? Hemen sorayım. O zaman onu. Böyle diyeyim, ben de kalayım. Peki, çok fazla irdelemeyeceğim. Evet, evet. Peki hocam, sizi bu aralar hayatta ne mutlu ediyor? Yani nasıl rahatlıyorsunuz, neler yapıyorsunuz futbol dışında, spor dışında? Gezmeyi çok sevdiğinizi biliyoruz. Fırsat olmuyor çok fazla da. Hı-hı. Evet, yani ben enerjisi yüksek bir adamım, onu söyleyeyim. Genelde çalışırken çok fazla çocuklara vakit ayıramıyordum bir kere bu süreçte. Özellikle üçüncü kızım Su'yla çok vakit geçiriyorum. Öbür ikisiyle, büyüklerle Yağmur ve Damla. Yağmur, Damla ve Su benim kızlarımın adı. Harika. Yağmur ve Damla'da çalıştığım için genelde hep şehir dışında, işte bir günlüğüne geliyorsunuz. İşte o sabah kalkıyor, okula gidiyor. Ben de akşam tekrar dönüyorum. Çok fazla fırsatımız olmuyordu yaz sezonları hariç. Şimdi bu süreç biraz daha böyle durağan geçtiği için kendi adıma, yani İstanbul dışında olmadığım için, yoksa durağanlık sadece dışarı çıkıp gelmedi. Öbür türlü yoğunluk devam ediyor. Küçük kızımla birlikte, diğer iki kızıma da birlikte olmak, onlarla vakit geçirmek, işte eşle birlikte, aileyle birlikte vakit geçirmek benim çok uzun zamandır ayrı olduğum bir şeydi. Bu süreci biraz onlarla geçirmeye çalışıyorum. Arkadaşlarıma vakit ayırıyorum. Tabii ligi takip etmek, hem Türkiye Ligi'ni hem Avrupa Ligi'ni takip etmek bizim mesleğimizle alakalı bir şey. Bir de biliyorsun son 5-6 aydır süreçte de Beşiktaş'la alakalı ciddi bir yoğunluğumuz var. Şey olsun ya, hareket olsun, ben ona öyle bakıyorum. Yani durağın geçeceğine hareket olsun. Hareket berekettir diyorsunuz. Bereket öyle gibi görünüyor. Sergen Hoca'yla görüşüyor musunuz? Yardımcılarıyla bir iki kere oturdum, görüştüm. Kendisiyle ne zaman konuştum? Bir telefon konuşması oldum. Kendinden münasır bir adamdır Sergen. Yani Sergen Hoca diyelim. Hoca artık. Dolayısıyla biz de onunla çok şeyler paylaştık oynadığımız dönemlerde. Ben severim Sergen'i. Sergen düşündüğünü söyleyen, çok içeride yorumlamayan veya nereye gideceğini çok fazla düşünmeden içindekini söyleyen dürüst bir karakterdir. Yani gerçek bir karakterdir. Ben severim. O da biliyorsun Beşiktaş takımıyla çok ciddi bir başarı yakaladı. Hı hı.
Ondan sonraki süreçte o da inzivada. Onun da artık çalışması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü fazla oturursanız bu işte unutuluyorsunuz. Sahanın içinde olmak, yani bu işin içinde olmak çok kıymetli, onu söyleyeyim. Bu süreçte de değişim noktasına çok fazla ismi geçen teknik adamlardan biri yine Beşiktaş açısından. Doğru, isimler geçiyor, herkesin ismi geçiyor. Dedim ya, gelen insanın işi gerçekten çok zor. Birçok kararı çok çabuk vermesi gerekiyor. Sergen Hoca'ya buradan açık çağrı da yapalım. Kendisini de programımıza ağırlamaktan dolayı çok mutlu oluruz. Tamam. Peki şimdi teknik adamlar demişken yeni jenerasyondaki teknik adamlara da baktığımızda çok iyi işler yapıyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yapmalılar. Hepsi üst düzey oyuncular. Bu şansı alıyorlar. Ve hep doğru takımlarda alıyorlar. Bu çok önemli bir başlangıç noktasıdır. Geçmişte mesela benim antrenörlük başlangıcım Antalya Spor'da oldu. 8. hafta 2 puan. Böyle başladım ben. Tabii yeni bir takıma gidiyorsunuz. Down olmuş. Şehir, başkan, oyuncu, medya hepsi tamamen kabullenmiş bir ortamdan diyorsunuz ki siz hayal ediyorsunuz ve buralara gidebileceğimizi düşünüyorsunuz. Bunu oyuncuyla paylaşıyorsunuz. Oyuncu belki ilk etapta inanmıyor ama sizin o dirayetiniz, ortaya koyduğunuz karakter yanınızı çoğaltıyor. Ve o süreçten bir uyanış oluyor. Ve bugünkü Antalya Spor'un ortaya koyduğu, kulübünün ortaya koyduğu çizgiye bakalım. 2008'lere gidelim. Bugün itibariyle 2023'te o zamanki Antalya ile bugünkü Antalya arasında çok büyük farklılıklar var. Bu gittiğimiz her takımda da böyle ama yeni jenerasyon antrenörleri, arkadaşlarımızın birçoğu çok başarılı, çok da başarılı olacaklar. Zaman zaman dalgalanmalar yaşayacaklar. Önemli olan inandıkları yolda sonuna kadar devam etmeleri. Spesifik bir isim beğendiğiniz var mı diye sorsam, kimi söylersiniz? Şimdi tabii ben hep hayata şöyle bakıyorum. Bana arkadaşlarımdan biri demişti ki, sonradan gidip ligi bitirmekle sezon planlaması yapıp sezonu bitirmek çok farklıdır. İlk önce sezon planlaması yapacaksın, ligi bitireceksin, o zaman senin antrenör olduğuna inanırım derdi bana. Biz de çok planlama yaptık, çok sezonlar bitirdik. Şimdi yeni arkadaşlarımız da öyle. Ben hem oyunculuk döneminde onları, işte burada resimlerini gördüğümüz genç Arda arkadaşlarımız Kuran, Okan var. Demirel, Okan Buruk, Emre Belezoğlu. Çok yetenekli oyunculardı. Antrenörlük hayatları da çok çabuk başladı. Hı hı. Ve burada işte Emre'nin Fenerbahçe'de başlayan kariyeri, daha sonra Başakşehir, akabinde şimdi Ankara Gücü, işte Volkan Hoca'nın aynı şekilde Fenerbahçe ile başlayıp daha sonraki tercihleri, Karagümrük ve Hatay itibariyle çok başarılı buluyorum. Arda Hoca ülke futbolunda önemli kariyerlerden bir tanesi. Geçen sene de yapabilirdi bu başarıyı ama o bir tecrübe oldu. Bu sene itibariyle doğru yolda gidiyor. Ben onun da çok başarılı olacağına inanıyorum. Nuri Şahin genç yetenekler arasında bence önemli hocalardan biri. Çıkacak ya, çıkmama şansı yok. Muhakkak ki önemli olan burada bu oyunculara o imkanı verebilmek, o sabrı gösterebilmek. Sabrı gösterdikten sonra da başarılı olmama şansı yok. Ben ona inanıyorum. Biraz daha şu anda günümüzde yabancı hocaya bir dönüş var gibi görünüyor Süper Lig'de. Ben bunu çok doğru bulmuyorum, onu söyleyeyim. Sabır sizin en önemli kelimeniz aslında hayatınızda. Hep araştırdığımda da okuduğumda da. Sabrınızın kalmadığı hiçbir nokta oldu mu kariyerinizde ya da kendinizi nasıl sürekli bu noktada telkin ediyorsunuz hocam? Onu çok merak ettim. Otokontrolüm çok yüksektir, onu söyleyeyim. Bu belki oyunculuktan da süre gelen bir ne diyeyim ona, davranış biçimi mi diyeyim? Çünkü sizi hiç yüksek görmedik. Sinirlendiğinizi çok görmedik. Agresifleştiğinizi görmedik. Onu çok böyle toplum içerisinde yapmadım. Zaten o hayatımda tektir, onun da bedelini ödedim yani, çok net söyleyeyim. Çok oraya girmek istiyorum. Yok, problem değil. O da yaşamış. İnsanın hayatında muhakkak ki inişler çıkışlar var. Onlar hep söylüyorum ben. Ama kendi içimde birçok sorunu çözebilme yeteneğimin olduğuna inanıyorum.
Çok sakin kalmayı bilirim. Kolay sinirlenmem. Kolay silmem. Sildim mi de geri mümkün değil. Geri almam hayatıma. Dolayısıyla hayat bana bunu öğretti. Bir de ben 17 yaşından beri, işte 17 yaşında ailemden ayrıldım. Maraş'a gittim. Hayat mücadelem 16-17 yaşında başladı benim. Hep bu mücadelenin içerisinde karar verme gereken çok anın oldu. Zaman zaman doğru kararlar ama yanlış kararlar ama birçoğunun doğru karar verdiğine inanıyorum birçok kararımda. Bugün itibariyle de aynı olgunlukta devam etmeye çalışıyorum. Şimdi biraz daha fazla düşünüyorum çünkü ailem var. Önceden bekardım, bir nebze beni ilgilendiriyor. Şimdi vereceğim her karar benimle birlikte aileyi ilgilendiriyor. Dolayısıyla biraz daha o konuda sakin kalmaya çalışıyorum. Evet, senin de ifade ettiğin gibi sabırlıyımdır, içime çekerim, derin nefes alırım, konuşurken temkinli konuşmaya çalışırım. Çünkü ağzınızdan çıkacak bir kelime çıktıktan sonra herkesi bağlıyor. Yani evet. Dolayısıyla sakin kalarak hayatı götürmeye çalışıyorum. Şimdi yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Hayat mottonuzu çok merak ettim hocam. Hayatınıza yer etmiş bir söz var mıdır? Sizi düştüğünüz yerden kaldıran. Ya ben çok düşmedim, onu söyleyeyim. Yani hep hayatta geleceğimi planlayarak organize etmeye çalıştım. Dolayısıyla gelebilecek her şeye hazırlıklı olmaya çalıştım. Hep karar verirken de kolay karar vermedim. İnandığım, güvendiğim, fikrine saygı duyduğum insanlarla paylaşarak bazı kararları alıyorum. Şöyle bir sözü çok anlamlı bulmuştum ben mesela. Çok güzel çaldı ya. Vakit geçirdiğiniz 5 insanın ortalamasısınız siz hayatınızda. Ben hayatımda etrafımda beraber olduğum insanları seçiyorum. Dolayısıyla onların ortalaması da herhalde güçlü bir Mehmet'i ortaya çıkarıyor. Bu şekilde de devam edecek, onu söyleyeyim. Yine muhakkak ki düşünce olarak hayatımda gelgitler olacaktır ama ben hep yine saha içinde de, saha dışında da, hayatımda da hep toplum karşısında güçlü bir Mehmet Özdirek olarak kalmaya devam edeceğim. Biz de sizi öyle görmek istiyoruz hocam. Teşekkür ederim. Bu arada programımızın sonunda sizler için, sizlerin nostaljiden kalma fotoğraflarınız var bizde ve imzalamanızı rica edeceğiz. Tamam. Hemen kalemimizi verelim. Hatırlar mısınız bugünü? Hikayesini? Ben burada hikaye sadece siyah beyaz formayı hatırlıyorum. Ve Mehmet Özdirek'i hatırlıyorum. O zaman gençmişiz, öyle diyelim. Hayat bizden muhakkak ki zaman çok acımasız, çok şeyi alıp götürüyor. Ama 88-2001. Benim hayatıma çok şey kattı. Bizler de o süreçlerde Beşiktaş tarihine güzel şeyler armağan ettiğimizi düşünüyorum. Sadece ben değil, o jenerasyonun. Dolayısıyla bugün itibariyle toplumda hala o sevgiyi, o saygıyı, gittiğimiz yerde o insanların bize olan enerjisini, ailelerinden biri gibi kabul etmelerini herhalde o gün saha içi ve saha dışındaki söylemlerimiz, iş ahlakımız, verdiğimiz mesajlar bugün itibariyle bize geri dönüyor diye düşünüyorum. Onun için bugünü değil geleceği düşünün, ona göre hayatınızı yaşayın diyebilirim. Harika. O zaman bir imzanızı da almak tamam. isteriz hocam. Hatta izleyicilerimize de gösterelim hangi tamam. fotoğrafı seçtiğimizi. Şöyle mi yapayım? Evet, şu karşı tarafa gösterelim. Harika. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harika güzel bir sohbetti. Sohbetti. Harika bir teşekkür programdı. Ederim. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, Daha Daha'yı bu hafta da kapatıyoruz. Bizler sohbette çok keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Haftaya yine değerli konuklarımızla tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.